Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'i başlıyor. Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'ine hepiniz bir kez daha hoş geldiniz. Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'i, Türkiye'den ve dünyadan başarılara imza atan mühendislerin hikayelerinin anlatıldığı, onların gözünden geleceğin gücünü oluşturmada mühendisin gücünün ne kadar önemli olduğunu aktaran bir podcast serisidir. Mühendislik mesleğine yön veren en güçlü meslek örgütlerinden biri olma vizyonuyla 67 yıllık tecrübesini birleştiren Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, 30 bini aşkın etkin üyesiyle çözümler üreten bir oda konumundadır. Mesleki hakları savunan ve meslek değerlerini koruyan birimleri, sertifikasyon ve yetkilendirme kursları, mesleki gelişimi odağına almış yönetimiyle sürekli olarak meslektaşlarının yanında ve bu sorumluluğun bilincinde olan, onların her alanda etkin bir sesi olarak görev yapan güçlü bir meslek örgütüdür. İşte bu podcast'te ben Aykut Balcı moderatörlüğünde hepimizin çok sevdiği bir meslek olan mühendisliği konuşacağız. Hazırsanız Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'i başlıyor. Bu bölümde British Columbia Üniversitesi'nde uzun zamandır akademisyen olarak görev yapan ve bugüne kadar sayısız ödül kazanmış, Kanada'da da yılın profesörü seçilmiş, takım tezgahları tasarımı, bilgisayar kontrolü, titreşimleri ve talaşlı imalat mekaniği konularında uzman, hikayesi de gerçekten çok değerli ve hepimize de örnek bir kişi olan Profesör Doktor Yusuf Altıntaş konuğumuz oluyor. Gerçekten çok değerli bir yayın olacak bizim için. Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'ine hoş geldiniz hocam. Teşekkürler. Nasılsınız hocam? İyisiniz umarım. Pandemiyle uğraşıyoruz. Evden çalışıyoruz herkes gibi. Araştırmalar birazcık yavaşladı o yüzden. Çünkü asistanlar da evden çalışıyor. Sadece deneyler için laboratuvara gitmek zorundalar. Ama bu günler geçecek. Tek dileğimiz bu. Hayatın normalleşmesini bekliyoruz. Ama tabii ki bir yandan da pandeminin getirdiği bir takım yenilikler var. Onlardan da bahsedeceğiz. Hani önümüzdeki günler içerisinde bize ne gibi katkılar sağladı bu dijital dönüşüm dediğimiz durum. Şu anda da siz Kanada'dasınız. Ben Almanya'dayım. Karşılıklı uzaktan sohbet gerçekleştirebiliyoruz. Hocam çok ilginç bir hayat hikayeniz var. Denizli'den Kanada'ya uzanan bir hikayeniz var. Aslında ben anlatacaktım size ama sizin ağzınızdan dinlemek gerçekten daha güzel olacak. Biraz kısaca hikayenizi dinleyerek başlamak isteriz açıkçası. Yalnız burada bir problem var. Acaba dinleyiciler Denizlice'yi anlar mı onu bilmem. Anlayabilirler herhalde. Olabilir. Ben 22 Şubat 54 doğum gösterilmişim ama aslında 50 yaşımda öğrendim doğum günümü. 15 Aralık 1953'te doğmuşum. Bekirli'de, Denizli'nin Bekirli nahiyesinde. İlkokul, ortaokulu orada bitirdim. Anam okuma yazma bilmiyor. Babam ilkokul mezunu. Bir sürü iş değiştirmiş ama son mesleği çarapçılıktı. Yani küp şartlarının kurucusu babamdı. Şimdi kardeşim işletiyor. Kasabada o zamanlar lise 11 için vilayette tek lise Deniz Lisesi'ydi. Namı diğer Koca Mektep. 1968-71'de Deniz Lisesi'nde okudum. Bir yandan Pamukkale Dağı'da bir barakada çarapçılık yaptım tek başıma. O zamanlar durumlar öyleydi. Tek odada yerde yatıp yerde çalışıp kendi yememizi yapardık. Yani çocukken yetişkin hale geldi hızlı bir şekilde. 1971'de İstanbul Teknik Üniversitesi'ni kazandım, makine fakültesini. O zamanlar İTÜ makina Türkiye'nin en yüksek puanlarıyla öğrenci alıyordu. Benim zamanımda ise iki kademede girdik sınava. Önce üniversite giriş sınavı, arkasından bir gün 4 saat matematik, bir gün 4 saat fizik kimya klasik usulle bizi seçtiler. Ondan sonra da o devir kapandı, bir daha yapmadılar. En son karamboldan ben girdim ve benim sınıfta Türkiye'nin ilk onu benim sınıftaydı. Ben aralarında değildim tabii. Ben şaşırmıştım, nasıl kazanabildim böyle bir yer falan diye. 75'te bitirdim, İngiltere'ye gittim. Biraz İngilizce, Manchester'da tezgah diploması yaptım. Sonra Kırıkkale'de çalıştım bir sene. Kırıkkale Makine Kimya Top Fabrikası'nın tezgah atölyesinde çalıştım. Sonra tesadüfen bir arkadaşım Amerika ve Kanada'ya master için başvuruyordu. Kanada'ya başvurmadı. Formları masada bıraktı. İki formu doldurdum. Bir tanesinden bana burs çıktı. 15 Ağustos 1978'de 5 Eylül'de evlenecek. 1 Ekim'de askere gidecek. Uçak mühendisi olduğum için bize zorunluydu. Kısa devre yasaktı. Hızlıca 5 Eylül'de düğünü yaptık. 6 Eylül'de trenle Pamukkale Express'le İstanbul'a. Oradan otobüsle ayakta Tekirdağ'a.
Çünkü uçak bileti alacak paramız yoktu Avrupa'ya kadar. Tekirdağ'dan kuzenimin arabasıyla, işçiydi o Paris'te. Kocası, kendisi, kızı, biz 5 kişi peynir, turşu tenekeleriyle hadi Paris. Oradan ertesi günü Montreal'a uçtuk. Air France'daki kız dedi ki, nereye gideceksiniz Kanada'da? Dedim ben Fredericton, New Brunswick. Neye uğrayalım nasıl bileti? Ulan dedim içimden. Kız bizi kazıklayacak ya bu. Ben de para yok zaten. Düğünde takılan paralarla gidiyoruz. Hı hı. Yap dedim ya, ver sert bir Türk erkeği olarak. Ver Montreal'a. Sen bilirsin dedi kız. Gittik Montreal'a. Ben haritaya ölçeğine bakmayı unutmuşum. Meğersem trenle 12 saatmiş. Montreal'da ve üstelik uçakla daha ucuzmuş. Biz trenle tabii 12 saat. Trende sadece 3 yolcu vardı. Hanım ve ben, bir de yaşlı kadın, uçağa binmekten korkuyormuş meğerse. Yavaş yavaş vardık Fredericton'a 6 günde. 6 günde vardık. 6 günde, inanılmaz. Çünkü otobüs, tren falan, bizde para yok. İndiğimizde 800 dolar paramız vardı cebimizde. Birer bavul. Bir ormanın içinde durdu tren. Etrafta bir tane bayrak sallayan bir bekçiden başka kimse yok. Hanım başladı ağlamaya. Beni buraya bir telgrafla getirdin. Burada üniversite mi olur? Orman için kovboy filmlerini andıran bir baraka. Tren istasyonu. Öyle dikildi kaldık peronda. Kimse yok. Bir kız geldi 16-17 yaşlarında. Öğrenci misiniz dedi. Evet dedim ben. Ben dedi yabancı öğrenciler müdürü. Dorin Kizim'in kızıyım. Annem dedi ki git aptalın birisi uçak yerine trenle gelir bir bak bakalım dedi. Onun için geldim. Bu aptal benim ya. Çok memnun oldum tabii ben. Meğersem tren istasyonu şehrin dışındaymış. Şehir de çok büyük. Başkent. Nüfus 25 bin. 10 bini de öğrenci. Bu şekilde vardık Kanada'ya. İşte oradan master'ı 15 ayda bitirdim. Yoksulluktan dolayı. Çünkü çalışmak zorunda mı kaldınız? Yok. Yani master yaparken zaten full time okuldasın. Dışarıda çalışmam yasak. Yabancı öğrencisin. Hanımın da çalışması yasak. Ayda 480 dolar okul parası, el parası, sigorta falan derken 85 dolar para kalıyordu cebimize. Onda da ekmek, makarnadan, patatesle makarna bir şey alamıyorduk. Can havliyle gece gündüz 2 senelik master 15 ayda bitirdim. Sonra Montreal'da çalıştım. 1 sene uçak motor fabrikasında. Sonra Batur'a taşındık. Hanım Batur'da master yaparken ben Hamilton'da Kanada Ketken Merkezi'nin baş mühendisini yaptım 1,5 sene. Her gün dağlardan 66 kilometre tek gün araba kullandım karda kışta. Okulu birincilikle bitirdiğim için master'ı bana özel burs çıktı. İstediğim yere götürebiliyordum dünyada doktora bursunu. McMaster'da o zamanların en iyi tezgah hocası dünyada. Çek asıllı Tlasti ile çalıştım. Çok zor bir adamdı. Çok kazık adamdı ama adam çok iyiydi yani. Yani dünyada tekti. Doktoradan sonra buraya hoca olarak geldik. 86 yılının Temmuz'unda kazığı çaktık o günden beri. Burada çalışıyoruz. İlk başladığımda üniversite 8 bin dolar para verdi başlangıç parası. Boş laboratuvar, hiçbir şey yok. Burada asistanların maaşlarını şeyler verir. Hocalar vermek zorundadır, üniversite değil. Üniversite hiçbir araştırma masrafını karşılamaz burada. Hatta endüstriden getirdiğimiz paraların %40'ını üniversite overhead olarak, yani döner sermaye payı olarak keser. Tüm laboratuvar, makine, asistan parası, telefon, kağıt hepsini hoca vermek zorundadır. Hı-hı. Parası olmayan hoca Amerika'da, Kanada'da araştırma yapamaz ve kovulur. Bu konuda bir girişiminiz de var zaten hocam sizin anladığım kadarıyla. Bütün her şeyi oradan karşılıyorsunuz. Yok. Çünkü bu üniversite sistemi, şirketle alakası yok bunun. Hocanın görevi TÜBİTAK karşılığı devlet kuruluşundan yarışmayla proje getirmek. Ve endüstriden proje getirmektir. Ve hakemli projeler getirmektir. Bu para üniversitede hocanın hesabına yatırılır. Sadece hoca harcayabilir. Dekan, rektör falan dokunamaz paraya. Çünkü hoca sorumludur. Üniversite sadece bu paranın etik bir şekilde harcanıp harcanmadığını, projenin bütçesine göre harcanıp harcanmadığını kontrol eder. O kadar. Yani anladım. Hoca akademik bağımsızlığını bu şekilde kazanır Amerika'da, Kanada'da. Çalışmayan hoca ise yardım doçentlikten sonra, yardım doçentlik sırasında başarı gösteremezse, başarı demek, iyi lisans dersi vermek, asistan yetiştirmek, dışarıdan para getirip araştırma yapmak. Yani araştırma parası getirmezse araştırma yapamaz, asistan alamaz. Çünkü asistanların maaşını da hoca veriyor. Böyle bir sistem, Amerika ve Kanada sistemi, hocalık oldukça kazıktır. Hele iyi okullarda, bizim okul dünya 31.'si. Oldukça kazık bir okul. Laboratuvarda kaç tane araştırmacı çalışıyor? Şimdi benim altımda 24 kişi çalışıyor. Bunlar doktora, master asistanları,
doktora üstü uzmanlık asistanı var 2 tane ve 6 tane de mühendis çalışıyor. Bunların hepsinin maaşını ben veriyorum. Laboratuvarın yıllık geliri 1,5 milyon dolar. Oldukça yüksek. Bir tane röportajınızda şey demişsiniz, laboratuvardaki ekipman değeri geldiğimde 8 bin dolardı 1986 yılında. Şimdikini de onu da söyleyebilirsiniz. 4 milyon dolara yakın herhalde değil mi şimdi? 4 milyon dolara yakın şu anda. Yenice bir 2 milyon dolar daha aldık. Yani süper. Şimdi 3 boyutlu yazıcı sistemi alıyoruz. Kendimiz de geliştiriyoruz bir tane. Bir de yardım doçent bir arkadaş var. Burada yardım doçent, doçent, profesör tamamen bağımsızdır her birisi. Yani doçent ve yardım doçentler profesörün altında çalışmazlar. Ama bu yardım doçent olan arkadaş benim eski öğrencim. Ben kartlaşmaya başladığım için hoca nasıl olsa yakında emekli olur deyip onu yavaş yavaş benim yerime geçmesi için hazırlıyoruz. Süper hocam. Onun da 10 tane asistanı var. Benim laboratuvarda tabii. Dolayısıyla 35 kişi falan çalışıyor laboratuvarda. Peki hocam çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel özetlediniz hikayenizi. Tabii hikayeyi podcast içerisinde yine başka başka hikayeler de vardır. Onlarla da destekleriz, anlatırsınız herhalde. Şimdi akademisyen olarak sanırım 40 yılınızı geride bıraktınız. Ve yine son 40 yıl içerisinde dijital makine imalat modellemesiyle ilgileniyorsunuz. Bütün bir hayatınızı buna verdiğinizi söyleyebilirim. Yaptığım, gözlemlediğim araştırmalarda. Birçok ilki de gerçekleştirmişsiniz kendi uzmanlık alanınızda. Açıkçası ben ve bizi dinleyen mühendislerin de merak ettiği, en çok merak ettiği konulardan biridir. Son olarak ne gibi gelişmeler var, neler yapıyorsunuz, neler üzerine çalışıyorsunuz? Gelecek konusu da merak ettiğimiz bir konu. Özellikle COVID-19'la birlikte gelecekte bizi neler bekliyor? Böyle birkaç tane soru sordum ama bu konularda neler söylemek istersiniz? Ben master'ımı CAD/CAM üzerine yaptım. Sonra Kanada'nın anlattığım gibi Kanada'nın CAD/CAM merkezinin baş mühendisiydim. O zamanlar CAD/CAM yeniydi, çok yeniydi. Ve bilgisayarlar 16 bitlikti ve 16 bitlik 34 kilobaytlık bilgisayar 200 bin dolar düşün yani. O kadar pahalıydı. Baktım ki CAD/CAM'de NC programlar üretilirken fizik tamamen sıfır. Yani 1 milyon kilometre per saniye desen, saniyede 1 milyon kilometre desen tezgaha CAD/CAM sistemi kabul ediyor. Bunun saçmalığını anlayan bir program yok. Doktora da fizik bazlı doktora yapınca dedim ki ya bu dijital imalat çok önemli. Ben tezgahın ve talaşlı imalatın fiziğini CAD/CAM sistemine entegre edeyim. Bu yeni bir fikir. CAD/CAM bilgim vardı. Talaşlı imalat bilgisini de doktora da öğrendim. Dünyanın en iyi hocasından. Ve sanayide de 4 sene çalıştığım için sanayide uygulanmasından da haberim var nasıl uygulanacağından. Çünkü Kanada'da uçak motor fabrikasında uzman imalat mühendisi olarak çalıştım bir sene. Ki hala onlarla çalışıyorum. Hatta titrim 2002'den beri onların kürsü başkanı profesördü. Bana her sene bir milyon daha para veriyor. Onlardan araştırmam için. Son 20 senedir. Ve ilk doktora tezini bu konuda verdim. Ve akademideki ilk yayınım da 1991'de bu konudaydı. Ve o şekilde üye oldum akademiye. Yıllar sonra da akademinin ilk Türk ve Kanadalı başkanı oldum. Bundan 4 sene evvel. Bizim için büyük gurur. Sonra baktım ki oldukça zor. Çünkü bir tezgahın matematik modelini gerçek şekilde simülasyon yapmak için tezgahın donanımını bilmek gerekiyor. Titreşimlerini modellemek gerekiyor. Kilometriğini modellemek gerekiyor. Motorlarını, servo sürücülerini, iş milini modellemek gerekiyor. Talaşlı imalat mekaniğini modellemek gerekiyor. Talaş keserken gelen kuvvetlerin tezgah ve CNC ile iletişimini matematik modellemesini yapmak gerekiyor. Ve zincirleme bitmiyor yani araştırma. Ve 1999-2000 yılında tüm tezgaha değil de sadece titreşimlerini, kesme kuvvetlerini simülasyon yapan bir bilgisayar programı geliştirdik. Boeing fabrikası ve General Motor fabrikasının desteğiyle. Çok matematiksel olduğu için hiçbir şirket satın almadı. Çünkü bakacak teknik donanımları yok. O zaman üniversite bana bir şirket açtı. Ben de sosyalist birisi olduğum için dedim ya ben kapitalist olmak istemiyorum. Ben akademisyenim kardeşim. Ya dediler şöyle böyle senden, çünkü burada üniversitenin görevi hocadan maksimum verim almak. Bu verim ise daha fazla para gelsin üniversiteye. Çünkü üniversite %40 kar yapıyor. O para tarih, coğrafya gibi parayı az getiren bölümlere dağıtılıyor. Üniversite bir bütündür. Sadece para kazanmak için olmaz.
ve yetişen asistan sayısı, makale sayısı, aldığı ödüller bu şekilde üniversitenin dünya sıralamasında sırası bu şekilde yükselir. Evet. Bana hep bir baskı kurdular. Almanya'dan Stuttgart Üniversitesi'nin rektörü, çok yakın arkadaşımdı, hala arkadaşım. Onu davet ettiler. Bir akşam evde yemek yiyoruz bizim evde. Yusuf dedi, you are stupid. Niye dedim bana aptal diyorsun ya? Ya dedi, 20 yaşında komünist olmayanın kalbi yoktur. 40 yaşında hala komünist olanın beyni yoktur. Sen aptalın tekisi dedim. Ve bunu rektörlükle konuşmuş, gitmiş Yusuf Hoca ile bir konuş, senin arkadaşın belki seni dinler diye. Bak dedi Yusuf, çok matematiksel çalışıyorsun, ben de öyle. Ben dedi şirket açtım, rektör olarak bunu çok özendiriyorum. Çünkü öbür türlü kütüphanede kalıyor bilgiler, kimse kullanmıyor. E sen de benim konuda çalışıyorsun. Bak dedi laboratuvarına çok faydası olacak araştırmana. Ve gönlümü ettiler ve açtık. Hiç büyütmedim şirketi. 7-8 kişiyle durdu yani. Çünkü marketing yok, pazarlama yok, bir şey yok. Tamamen laboratuvarın ünüyle büyük şirketler satın alıyor. Komplike bir program. Bu şekilde yeni bir düzen kurdum üniversitede. Örneğin Boeing bize geldiği zaman şart koşuyor. Diyor ki bu araştırmaları yap ama sonunda araştırmaların matematiği bu programa girsin. Biz de bunu kullanabilirim. Yoksa biz ne yapalım yayını? Ve o şartı koyuyor bize. Biz de bitirince koyuyoruz onu ve onlara üniversite yeniden satılmasını öngörüyor. Çünkü bedavadan verilirse intellectual property dediğimiz haklar Boeing'e geçmiş oluyor. Üniversite avukatları bunu engellemek için yeniden satın alacaksınız diyor Boeing'e. Ama şirketin sahibi ben olduğum için istediğim fiyatı şey yapıyorum. Ben de çok ucuza neredeyse bedavadan veriyorum. Üniversite bir şey diyemiyor bana bu şekilde. Çünkü benim için önemli olan üniversite getirdiğim paralar. Çünkü o paralarla laboratuvar dönüyor. Bu şekilde bir üçgen kurduk. Kanada'da en iyi akademik mühendislik modeli diye seçildi. Ensort tarafından, TÜBİTAK karşılığı tarafından. Hatta parlamentoya çağırdılar, nasıl yapıyorsun bunu diye. Çünkü akademik olarak zayıf olan birisi böyle şeyler yaparsa ticari iş yapıyor gibi gözükür. Hı hı. Ben boş karşılamam şahsen bir akademisyen olarak. Ama bizim laboratuvardan çıkan yayınlar imalat konusunda dünyada en fazla atıf alan laboratuvarız. Yani 31 bin kadar atıfımız var. Ha, tam da onu söyleyecektim. En son ben baktığımda hangi yıl bu bilmiyorum ama 23 binde kalmışım. Demek ki 30 bin olmuş. 31 bin falan oldu. Hı-hı. Ve H indeksi 93. Yani şu anda imalat konusunda sanırım en fazla atıfı bizim yayınlar alıyor dünyada. Bir de yetiştirdiğiniz doktora öğrencilerinin %70'i üniversitelerde şu anda akademisyen olarak kariyerlerini sürdürüyorlar. Bunların çoğu da çok. Tabii bu da çok yüksek bir rakam. Kanada, Amerika ve diğerleri de Türkiye'de, Avrupa'da, Asya'da gerçekten birçok bilim insanını da kazandırmışsınız hocam. O açıdan da yaptıklarınız şahane yani. Türkiye'de 2 tane asistanım var. Çok ileride konularında. Birisi Sabancı'da Profesör Erhan Budak. Dünya çapında birisidir bizim konuda. Onun da epey vardır şeyi, citation atıfı. Kendi yayınlarından da oldukça fazla şey yaptı. Öbürsü de Koç Üniversitesi'nde İsmail Lazoğlu. İkisi de akademi üyesi. Hatta Erhan şu anda bizim division'ın, bölümün başkanı akademide. Çok iyilerdir. Süper hocam. Kanada Vandı rektörüm var, hoca öğrencilerim var. Yani hoca öğreten kart bir hoca olduk artık. Yok hocam olur mu? Hocaların hocası oldunuz diyelim o zaman. Ona öyle diyorlar. Şimdi o Katpro'yu şu anda 300 kadar falan şirket kullanıyor. Türkiye'de de birkaç şirket kullanıyor. TEİ örneğin, Alp Havacılık, Toyota gibi şirketler kullanıyor. Ondan sonra bir sonraki aşaması artık CAD/CAM sistemine entegre edecek sistem. O zaman CNC'nin kendisini modellemek gerekiyor. İş birliği falan. Onları da yaptık. Biz kendi CNC'mizi kendimiz yapıyoruz. Araştık. Çünkü piyasadan aldığımız CNC'leri kullanıp araştırma yapmak imkansız. Onlar kapalı kutu. Her şey saklı gizli. Onun için kendimiz önce fakirlikten 8 bin dolar para olduğu için sadece ilk başta kendim yapmak zorunda kaldım CNC'yi. Evet. Derken oldukça gelişmiş bir CNC haline geldi. Şu anda Türkiye'nin CNC geliştirme projesinde de katkıda bulunuyoruz. Miltexan'la beraber milli CNC yapımında da yardımcı olmaya çalışıyorum. Ve CNC'miz şey gibi, ne bileyim, toolbox diyorum İngilizcesi, takım kutusu gibi. Takım kutusundan çekip fareyle şeyin, bilgisayarın faresi istediğiniz 5 eksenin tezgahı kontrol edebiliyorsunuz. O hale getirdik sistemi. 34 senedir ona da çalışıyoruz. Onu da modelledik ve bunların hepsini 2011 yılında, önce 2006 yılında Chicago Tezgah Fuarı'nda yılın teknolojisi olarak tanıtıldık. Sanal ortamda imalat. 2011
ise ticari ürün olarak piyasaya sürmeye başladık. Bunun başında da master'ın ve doktorasını ben de yapmış ortağım sayılır. Doktor Doruk Merdol var. Doruk da İstanbul'dan çalışıyor. Müşterimizin çoğu Japonya, Asya, Avrupa, Amerika ama o İstanbul'da. 5 yıl önce Siemens'in NX'in içine entegre ettik. Yine bu hala daha hem ilk hem de yegane CAM sisteminin içine entegre edilmiş program bizden çıktı. Yenice Ocak ayında ise Katya CAM sisteminin içine de koyduk. O da Ocak ayında piyasaya çıktı. Harika hocam. Peki şimdi şeyi sorsam hocam size, ülkemizin uluslararası rekabette tek çıkış noktası yüksek teknoloji temelli üretim. Bundan geçiyor yani. Bu gerçekten yola çıkarak dijitalleşme ve Endüstri 4.0 dalgasını yakalaması konusunda ülkemizin ne gibi yorumlarınız olur? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Üniversite hocalığı şapkamı giymek zorundayım bu soruya cevap vermek için. Tabii ki. Çünkü yeni teknolojiler daima üniversiteden kaynaklanır. Dünyanın her yerinde. Ürün olarak çıkmaz üniversiteden. Çünkü üniversitenin görevi ticari ürün yapmak değildir. Bilgi üretmektir. Bu bilgiler endüstri tarafından toplanıp ürün haline getirilir. Üniversite ürün yapamaz. Dünyanın hiçbir yerinde üniversite bir fabrika gibi çalışamaz. Eşyanın tabiatına aykırıdır. Üniversite sadece bilgi üretir ve eleman üretir. Bizim konumuzda mühendis üretir. Örneğin makine mühendisi. Öğrenci ne kadar donanımlı yetiştirilirse piyasada teknoloji bazlı ürünlerde o kadar çok bol üretilir. Bilgisiz makine mühendisi yetiştirmek demek, endüstride sıfır bilgiye dayalı üretim yapmak demektir. Hı hı. Dolayısıyla üniversitelerdeki eğitimin kalitesi düzelmeden büyük atılımlar yapmak Türkiye'de imkansız. Acı ama bu gerçek. O zaman üniversitelerin verimli hale getirilmesi lazım. Yani devlet üniversitelere oldukça fazla para harcıyor Türkiye'de. Ama verim düşük. Yani hiç Türkiye'deki arkadaşlar kırılmasın. Bir arkadaş İstanbul Üniversitesi'nden birisinden dünyadaki ilk işte %2'ye girdim diye yazmış. Çalışkan bir arkadaş, tanırım kendisini. Ya dedim bu güzel bir şey, tebrik ederim. Yalnız bu daha fazla olması lazım Türkiye'de böyle insanların. Bir baktım tüm Türkiye'den 875 kişi falan girmiş. 160 bin kişinin içinde 875 kişi. Ya bizim sadece üniversiteden 675 kişi var. Tek üniversitede. Bizim hayatın nüfusu 4 milyon. Bizim bölümde yarım doçentler. Yani gençler hariç herkes o listede var. En fazla üye İstanbul Teknik Üniversitesi'nden sadece 45 kişi girmiş. ODTÜ gibi bir okuldan 22-23 kişi girebilmiş listeye. Bizim üniversiteden sadece 675 kişi tek üniversiteden. Yani bu acı bir gerçek. Çünkü bilgi üretme Türkiye'deki üniversitelerde zayıf. Bu da üniversite. Bu kişilerde değil. Diyordu ki genç arkadaş, ya hocam diyor bazı hocalarımız çalışmıyor filan. Peki aynı Türk insan buraya gelince neden fazla üretken oluyor? Bu sistem problem. Kişisel problem değil. Yani hocaların üstüne yük vermek bunu çok yanlış. Çok yanlış. Sistem insanları doğru yöne doğru iteler. Aynı sistem yanlış olursa yanlış tarafa doğru iteler. Yani enerji boşa gider. Türkiye'deki üniversite sistemi maalesef tepeden aşağı doğru emir komuta zincirine bağlanmış 12 Eylül'den sonra bir sistem. Bağımsız bir üniversite yapısı yok Türkiye'de. Dünyanın hiçbir yerinde Türkiye gibi bir üniversite sistemi yok. Çin dahil. Yani Komünist Partisi'nin hakim olduğu ülkede bile o türlü yok sistemi gibi bir şey yok. Yalnız Türkiye'deki akademisyenlerin en büyük yanlışı akademik özgürlüğü istediğimi yaparım demekle eşdeğer görüyor. Bu çok yanlış. Hoca istediğini yapamaz. Kazandığını yapabilir sadece. Halkın vergisini alıp ofisini politik basın merkezi haline getiremez hoca. Burada getirirse hoca, öğrenciler kapının önünde yığılır, protesto ederler. Değildir çünkü. Hocanın bağımsızlığı demek çalışarak kaynak yaratıp o kaynakları istediği doğrultuda, istediği araştırma doğrultusunda harcaması demektir. Her türlü siyasi, dini, ne fikrine sahip olmak da özgürdür. Ama bunu üniversitedeki öğrenciler arasında ayrımcılık olarak kullanmaya kalkışırsa dünyanın en özgür üniversitelerinden birisi olan bizim üniversitede atılır okuldan hemen. Çünkü etik değildir yapılan. İstediği bir konuşabilir dışarıda ama ayrımcılık yapamaz kendi öğrenciler arasında. Ve kaynaklarını özel çıkarları için kullanamaz. Bu
Ben geçenlerde bir şey yazdım, makale. Hatta hafta herkese bilim teknikte basıldı. Üniversite sistemi nasıl çalışıyor burada? Rektör seçimi problemleri oldu, çıkılıyor çünkü. Evet, aynen. Son O dönemin konuda popüler bir konuları. yazı yazdım, bilgilendirici. Amerika ve Kanada nasıl oluyor diye. Politik tarafına girmeden işin. Çünkü o zaman bir taraf olmuş oluyorsun. Sadece nasıl çalışması gerekiyor sistemin. Türkiye'de üniversitelerin bağımsız olması lazım. Bağımsız olması lazım. Ve çalışan hocanın yükselebilmesi, üretmeyen, iyi üretemeyen hocanın da üniversiteden ilişkisi kesilmesi lazım. Bu olmadığı müddetçe kalite problemi olmaya devam edecektir Türkiye'de. Bak, hiçbir politik şey demiyorum. Bu genel. Bu hangi iktidar gelirse gelsin problemler 20 senedir, 30 senedir aynı Türkiye'de. Bu iktidarla olmuş bir şey değil. 40 senedir yok sistemi var Türkiye'de. Tepeden inme bir yöneticilik var. İyi bir akademisyen olmayan rektör iyi bir akademisyenlere hakim olamaz. İyi akademisyen, hiç akademisyenlikle alakası olmayan birisinin altında çalışmaz. Daha iyi bir yere geçer. Doğru. Dolayısıyla eğitim sayıyla değil, üniversite sayısıyla değil, çıkan, eğitilen öğrencinin kalitesiyle ölçülmeli. Ve bu şekilde halktan toplanan vergi daha iyi kullanılır diye düşünüyorum. Örneğin bizim bölümde 6 tane, 7 tane okutman, 33 tane hoca var. Bunlar yardım doçent, doçent, profesör falan, 33 tane falan. Bizim bölüme getirdiğimiz para toplam 6,5 milyon dolar araştırma parası getiriyoruz. 33 kişi. Ben kart olduğum için en fazla ben getiriyorum. 1,5 milyonu da ben getiriyorum tek başıma ama şimdi ve bizim bütçemiz İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi'nin bütçesinden az. Üretimimiz ise bilmiyorum kaç misli. Anlatabildim mi? Yani Onlarda var. Bir tane hoca. olay bütçede değil diyorsunuz yani. Değil. Bütçede, olay bütçe değil. Hatta Türkiye'deki araştırma fonlarını kazanmak buradan çok daha kolay. Ama zaman zaman şöyle örnekler veriyorlar. İşte filanca üniversitenin bütçesi işte bizim toplam üniversitelerimizin bütçesine denk diye. Ama bu önemli değil anladığım kadarıyla. Hiç Yok önemli ya, kişi başına olan gider olarak düşünüyorum ben. Gider. Dediğim gibi İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi'nin bütçesi gideri bizimkinden fazla. değil. Gider olarak anladım. O zaman Gideri. bunu düşünmemiz gerekiyor hocam yani gerçekten hepimizin. Yani sayısı olarak değil. Yahu biz şimdi üniversiteyi söylemeyeyim. Yabancı Avrupa kaynaklı bir üniversite var İstanbul'da. Selanik'te emekli olmuş bir hoca arkadaşım Yunanlı. O hocalık yapıyor İstanbul'da. Bana dert yandı. Ya Yusuf şu dedi. Eskiden dedi Türk öğrenciler çok iyiydi. Kendisi Almanya'da eğitim aldı. Bir öğrenci geldi. Üçüncü sınıf öğrencisi. Ya hocam pi sayısı ne demek diye sormaya geldi. Pi. Eyvah. Yani makine mühendisi üçüncü sınıfa gelmiş. Çocuk pi sayısını bilmiyor. Bu bir özel bir üniversite. Şimdi buradan çıkan öğrenci ya yazık değil mi ya? Bu, ne yapabilir bu çocuk dışarıda? Öğrenciyi suçlamıyorum. Eğitim sistemini suçluyorum burada. Yani eğitimin sayıyla değil, nitelikle ölçülmesi lazım. Hocanın sayısıyla değil, hocanın verdiği katkıyla. Hocaların, akademisyenlerin her yerde, dünyanın her yerinde ölçümü bellidir. Makale ve makaleye aldığı atıf sayısı, araştırması, araştırmanın toplumda yaptığı etki, endüstriye verdiği katkı, endüstrideki kullanılıyor mu, kullanılmıyor mu? Lisans öğrencilerinden hocanın aldığı ders verme notu çok önemlidir. Bizde lisans öğrencilerinden iyi not almayan hoca kovulur. Ve öğrenciler hiçbir zaman bu hoca çok beleş, çok yüksek not veriyor diye iyi not vermezler hocaya. Zamanımızı harcıyor, hiçbir şey öğretmiyor deyip eleştirirler. Yani bu da Anladım. ilkokuldan itibaren bu eğitim çocuklara verilir. Anladım. İşte ya onu biraz Türkiye'de yapmak hocam yani bir şey üretmiyorsa hoca onu üniversiteden kovmak gibi şeyler biraz Türkiye dinamiklerinde şu an için mümkün değil ama anladığım kadarıyla sizin de dediğiniz gibi o sistemi değiştirmemiz gerekiyor. Ama bunu Türkiye'de yapan, yani bu sistemi kuran 3 tane özel üniversite var. Bilkent, Koç ve Sabancı. Onlar yapıyorlar bu işi. Onun için onlar çok başarılı. Oradan çok daha ufak üniversite olmasına rağmen onların akademik üretimi oldukça iyi. Anladım. Peki hocam buradan geleceğin iş gücünden bahsedecek birazcık. Yani geleceğin iş gücü değişecek. İşte okuyoruz, bakıyoruz. Endüstri 4.0'ın bileşenlerini konuşuyoruz. İşte toplum 5.0 geliyor. Bu yönde mühendislerin ne gibi yetkinlikleri kendilerine eklemelerini tavsiye edersiniz? Şimdi her mühendisliğin ayrı bir etkinliği var tabii. Makine mühendisleri bilgisayar mühendisi değil. Makine mühendisi. Makine mühendisinin temeli ne? Makine mühendisliğinin temel dersleri matematik, fizik, mukavemet, akışkanlar mekaniği, termodinamik, titreşim ve kontroldür.
Öbürleri daha çok bunların uygulamasına yöneliktir. Örneğin bir gaz türbini dersi alırsınız. Bu termodinamik ısı transferi matematik aksiyonlarındakilerin karışımıdır. Şimdi makine mühendisliğinde temel eğitimin çok iyi olması lazım. Ondan sonraki eğitim tamamen uygulamaya dönüktür. Buna bilgisayar, elektronik dahil. Makine mühendisleri elektronik mühendisi değil, bilgisayar mühendisi değil. Ama siz şu anda bilgisayardan konuşuyoruz. Bilgisayarı kullanmayan makine mühendisi tahayyül edilemez artık. Ve tüm makineler artık elektronik, sensör ve bilgisayarla kontrol ediliyor. Buna da biz mekatronik diyoruz. Ben mekatronik mühendisliğini kurdum bizim üniversite 1994'te. Oldukça başarılı. Çok seçme öğrenciler arıyoruz. Çünkü en zor girilen bölüm opsiyon. Bu çocuklar makine mühendisliğinin temelini aldıkları gibi elektrik, elektronik mühendisliği ve bilgisayar mühendisliğinin temel 3'er 4'er dersini de arıyorlar. Ve bıraktığımız zaman herhangi bir makinayı hızlıca dizayn edip donanımı, bir elektronik donanımını, sensörleri, bilgisayarını, programını hepsini yapabiliyorlar. Çok daha komplike software engineering, programcılık olursa bir bilgisayarcıya ne istediklerini ve nasıl yapılması gerektiğini anlatabiliyorlar o dönem. Bir elektrik mühendisine devrenin ne gibi görev yapması gerektiğini, neye ihtiyacı olduğunu anlatacak güçteler. Dolayısıyla yeni mühendislik, çağdaş mühendislikte mutlaka bilgisayar eğitimi şart. Elektronik eğitimi, en azından temel elektronik şart. Bunlar gerekli. Tüm mühendislerde, sadece makine mühendisliğinde değil. Ama her mühendisliğin temeli aynı zamanda çok sağlam olmalı. Dediğim gibi makine mühendisliğinin temel dersleri çok iyi öğretilmeli öğrenci. Çünkü geri kalan tamamen uygulama zaten. Bu çok önemli. Bir de uygulama çok önemli. Mühendisler ilk 3 senesinde neden matematik aldığını, neden mukavemet aldığını falan hiç anlamaz. Ya diyor, der ki ben niye alıyorum bu ders? Öğrenciye o hissin verilmesi lazım ders verirken. Bu da ancak nasıl olur? Hoca akademik çalışmasını aynı zamanda topluma yarayışlı hale getirmek için uygulamalarıyla da uğraşırsa öğrenci anlatabilir. Bakın şu diferansiyel denklemler. Mesela ben kontrol ders veriyorum. Doktor öğrencilerine de son sınıflara. Mekatronik sistem kontrolü. Sırf diferansiyel denklem. Matematik yani. Ve ben diferansiyel denklemi yazarken işte efendim x'in ikinci türevi demem. Tezgahın kütlesinden gelen imelenme kuvveti. Matematik yazarım ama onun ne olduğunu anlatırım. Sürtünmeden gelen kuvvet kaybı. İşte hız, şeyin pozisyon türevi, hızla orantılı falan. Bu şekilde anlatırsanız öğrenci hızlıca matematikle fiziği yani uygulamasını görebilir. Bunun için ne gerekiyor? Hocanın bu işleri bilmesi gerekiyor. Örneğin Almanya'da imalat mühendisliği profesörleri hiçbir zaman endüstride 5 sene tecrübesi olmadan hoca olarak alınmazlar işe. Orada doçentlik, yardım doçentlik yoktur. Oo, bu çok önemli bilgi hocam. Doktoradan sonra en azından 5-10 sene bir şirketin Ar-Ge'sinde önemli bir merkezde veyahut da müdür olarak çalışıyorsa direkt profesör olarak alınır üniversiteye. Şimdi kendi sistemimizi Kanada ve Amerika'ya eleştireyim. Benim 4 sene tecrübem var. O 4 sene tecrübem olmasaydı ben 8.000 dolarla başlayıp 4 milyon dolarlık. Çünkü epey aleti kendimiz yaptık biz. Yani sudan tecrübeli olduğumuz için. Evet. O kabiliyetimiz var. O olmasa imkanı yok. Benim 4 senelik tecrübemi yok saydı üniversite. Harcanmış zaman olarak görüyorlar Amerika ve Kanada. Çünkü her üniversite sadece yayın sayısına bakıyor. Başka bir şey değil. O da bizim Kuzey Amerika'nın hatası. Dolayısıyla Almanya'da akademik olarak derinlik biz Amerika ve Kanada kadar değildir. Yani bilimsel olarak Amerika ve Kanada dünyada en fazla üreten yerlerdir. Ama endüstriye olan etkisi ise en yüksek yer Almanya. Onun için makine mühendisliği en iyi yer Almanya'dır örneğin. Neden? Çünkü endüstride o kadar sayıda, çok sayıda doktoralı mühendis çalışıyor ki iyi doktoralı mühendisler yetiştiriyor Almanya. Ve onlar üniversitede nasıl çalışılacağını da çok iyi biliyorlar. Ve devamlı yeni teknoloji üretiyorlar. Kanada maalesef Almanya kadar kuvvetli değil o konuda. Amerika fena değil. Amerika'daki şirketler de teknolojiye çok önem verdiği için çok fazla doktoralı uzman çalışır Amerikan şirketlerinde. Maalesef Kanada, Türkiye gibi yerlerde durum öyle değil. Almanya, Japonya bu konuda gayet iyi. Peki hocam bir kitap yayınlayacaksınız sanırım çok yakında. 1-2 ay içerisinde çıkacak herhalde. Kendi imkanlarınızla karşılıyorsunuz her şeyi ve gelirini de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlayacaksınız. Evet. Bu kitap ne hakkında olacak? Kendi hayatınız hakkında mı olacak? Biraz bundan bahsedebilir misiniz? Temel motivasyonunuz ne oldu? Şimdi ben kitapsız bir adam değilim. Daha evvel kitap yazdım, Türkçe'de çevrildi. Bu akademik kitap. Doğru, akademik kitap. Evet. Köyde yaşadığım için, köyde büyüdüğüm için, köyde tabii benim zamanımda televizyon yoktu Türkiye'de. Ben üniversite 3. sınıftaydım televizyon geldiğinde.
Tek dalgalı radyo. Bu herhalde de olmazdı. Bir gazeteyi en azından 20 tane aile bölüşüyordu falan. Oyuncak sıfır, fakiriz. Herkes fakir. Ama halk bir şekilde daha sosyal iletişimle gününü gün ederdi. Bizim kasabada ise hikayeler bol, matrak hikayeler. Her sülalenin bir lakabı olur köyde. Ve ekstra gır gır şeyler anlatılır. İşte falancının babası, dedesi şöyle yaptı. Treni mesela Kırçılar sülalesi vardır Bekirli'de. Neden? Çünkü seferberlikte, yani Birinci Dünya Savaşı'nda ilk defa tren görmüşler. İki kuzen, bir tanesi geçmiş trenini ürkütmek istemiş. Kırk demiş trene. Tren de korkmamış tabii. Amcaoğlusu geri çekmeseymiş, adam gidecekmiş. Şimdi korkmaz soyadları onların. Trenden korkmuyorlar yani. Böyle hikayeler. Ben bunları tabii köyde herkes bilir bu hikayeleri. Ben bunları kaleme almaya başladım. Atıf sayım bilimsel makalelerden daha fazla olmaya başladım. Okuyucu sayısı. Ben bunları kaleme aldım. Dediler sonra ortaokuldaki hocalarım, çok iyi hocalardı. Ya Yusufçuğum, bu hikayeler güzel de Bekirli'den senin hayatın da renkli. Sen bu hale nasıl geldin onu da anlat. İşte yaptığım aptallıkları gençken. Şimdi de yapıyorum tabii ama gençken daha fazla. Estağfurullah. Onların hepsini kendime dalga geçerekten yazdım. Akademik tarafını ise çok hızlı geçtim. Çünkü ben şöyle şeyler başardım falan demek birazcık ayıp geldi bana. Ekstra kendimle dalga geçerekten. Biraz evvel hani o aptal benim dediğim gibi hikayeler. Bir mühendisim, İstanbul Teknik'ten mezun. Ulan ölçüye baksana. Kanada dünyanın ikinci büyük ülkesi. Haritadan bakınca tabii ölçüye dikkat etmezsen hemen yanında bir saatlik yer gibi gözüküyor. Böyle şeyleri, kendi yaptığım saçmalıkları, köyden çıkınca şehre adapte olma şaşkınlıkları, onları yazdım. 345 sayfalık bir şey. 2013'te TÜBİTAK'tan o zamanın parası 25 bin dolar, yani dolar daha iyiydi o zamanlar. Türk lirası daha iyiydi, pardon. Aldığım 50 bin liralık ödülün hepsini, 150'lere de faiz edilmiş, o dahil hepsini ÇED'ye bağışlamıştım. Kasabadan, kendi köyümden çıkan fakir öğrencilere burs olarak gitti o para. 10 tane öğrenci yetişti. Şimdi bu kitabımı da tüm basın masraflarını karşıladım. Bir ay içinde çıkacak. Satış gelirim ise tamamen ÇED'ye bağışladım. Süper Yani hocam. hikayem birazcık kasabadan matrak hikayeler falan, öyle bir şey. Merakla Bilimsel. bekliyoruz. Bu arada diğer akademik kitabınız, Türkçe'ye çevrilen kitabınızın adını da söyleyelim. Üretim Otomasyonu. Onu da daha tabii akademik olduğu için ilgilenenler alabilirler. Onun dışında Türkçe'ye çevrilen yok herhalde, değil mi? Yok, onu Türkçe'ye, o 2000 yılında birinci baskısı İngilizce oldu. 2003 yılında Çince'ye çevrildi. İkinci baskısı, İngilizce baskısı 2012'de oldu. Onu benim eski asistanlarım Profesör Budak ve Profesör Lazoğlu, Sabancı ve Koç'tan, onlar Türkçe'ye çevirdiler. Çünkü onlar konuya oldukça hakimler. Başka bir asistanım da Çince'ye çevirdi ikinci baskısını. Güzel bir kitap. Ve geniş kapsamlı bir kitap. Tamamen kendim de aktaraya çektim. Yani şeyi bilgisayarda. Podcast'in açıklama kısmına onun linkini de koyarız. Oradan herkes ulaşır. Yavaş yavaş da sona geliyoruz hocam. Güzel bir sohbet gidiyor ve buradan belki yurt dışında bilim insanı olarak yaşamanın avantaj ve dezavantajlarından bahsedebiliriz. Ve bir akademisyen olarak neler düşünüyorsunuz? Gerçi az çok sohbet içerisinde bahsettik böyle hani farklılıkları ama son böyle neler söylemek istersiniz? Valla keşke buradaki üniversite sistemi Türkiye'de olsaydı, bir dakika durmazdım burada. İnsan daima doğduğu büyüdüğü yerleri özlüyor. Birinci jenerasyon daima göçmen. 18 yaşından sonra ülkene ayrıldıysan, ki ben 24 yaşındaydım, hiçbir zaman göçmen olduğun ülkenin vatandaşı olarak hissedemiyorsun kendini. Örneğin bir şaka yapılıyor. Anlıyorum ben artık, bilmem kaç senedir İngilizce hayatımız. Ama gülemiyorum. Kanadalılar güldüğü için ben de gülmüyorum. Gülüyorum onlarla. Ben bir şaka yaptığım zaman onlar kesin de anlamıyorlar. Tamamen kültürel farklılık var tabii. Ve insan daima üniversiteden, askerden, ilkokuldan, ortaokuldan arkadaşlarını, köyde beraber büyüdüğü arkadaşlarını arıyor, ailesini arıyor. Burada yalnızsın bu konuda. Benim bile, ki oldukça internasyonel birisiyim, çok fazla arkadaşım var dünyanın her yerinden. Ama Vancouver'da ailecek olarak görüştüğümüz arkadaşların hepsi Türk. Bu iyi bir şey değil yaşam için. Yalnız hissediyoruz yani devamlı. Çocuklarımız öyle değil. Onlar burada doğdu, büyüdü. Onlar için problem değil ama bizim için devamlı bir özlem var. Ortak nokta bulabilecek birileri arıyorsunuz yani. Yani kendi memleketinden oluyor o sadece. Sadece kendi memleketinden değil. Burada tabii çok az sayıda Türk var. Dolayısıyla çok az sayıda seçimin var. Türkiye'de ise
Çok daha geniş, 80 milyon kişi var. Ve üstelik beraber büyüdüğün arkadaşlarını arıyorsun. Çünkü ta çekirdekten biliyorsun huylarını, kültürel benzerlikler var. Onları arıyor insan. Memleketini özlüyor. Ki ben şanslı adamlardan birisiyim. İlk 4 sene hiç gidemedim parasızdan ama hoca olduktan sonra, maaş almaya başladıktan sonra her sene gidiyordum Türkiye'ye pandemi hariç. Bu önemli. Ama üniversite ortamı olarak tabii burada başarı göstermek çok daha zor. Türkiye'de üniversitede çok çalışmak gerekiyor. Şartlar çok daha zor. Bir doçent olmak, bir profesör olmak çok daha kazık burada. Haftanın 7 günü çalışıyoruz. Sadece akademisyen olarak değil, iş getirmek zorundayız üniversiteye. Para getirmek zorundayız. Yani para kazanmadan, kendimiz cebimize para kazanmadan para kazanmak zorundayız. Yani iş adamı gibi. Öyle bir sistem var. Ama akademik hürriyet, karşılığında da akademik hürriyetimiz var. O da hiçbir şeyle ölçülmez. O da buradaki üniversite sisteminin dünyada çok ayrı bir yeri vardır. Amerikan ve Kanada üniversiteleri birbiriyle aynıdır sistem. Çok zordur ama akademik hürriyet sonsuzdur. Etik prensiplerin ve hukukun içinde kalmak şartıyla tabii. Yoksa gözünün yaşına bakmazlar. Peki hocam, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının etkisi sizce nasıl? Son bir soru sormuş olayım. Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak gerçekten çok çağı yakalayan işler yapıyoruz biz. Yurt dışında bu topluluklara nasıl bakılıyor? Siz Kanada'da bir odaya üye olmuş muydunuz mesela? Bunları da merak Tabii. ediyorum açıkçası. Ben 2011 yılında Kanada'nın en iyi mühendisi seçildim. Mühendisler odaları tarafından. Evet. Parasız kalırsam bir altın madalyam var yani satacak. Harika. Oturuyor. Şimdi burada her eyaletin mühendisler odası vardır. Tüm mühendisleri kapsayan odası vardır. Ayrı ayrı değil. Makine, inşaat değil. Mühendisler Birliği'nin alt kısımları vardır. Makine mühendisleri, efendim elektrik mühendisleri falan ama birlik bir tanedir. Bir tane oda var. Bu odaya kaydolmayan hiç kimse mahkemede bilirkişilik yapamaz kanunen. Sonra binalara imza atamaz. Öyle gidip üniversiteyi bitirince odaya da kaydolup hemen mühendis titrini alamazsınız. Yani üniversite vermez size mühendis titrini. Oda verir. Oda ise sizi bir 4 senelik bir şeyden geçirir. Probation period diyoruz biz buna. Ve odaya sürekli olarak lisanslı bir mühendisin altında çalışmanız şart. Raporlar göndermeniz lazım. Ben mühendisliğin prensiplerini şu şekilde uyguluyorum. Örnekler bunlar diye. 4 sene. Ondan sonra bu incelenir. Odanın bilir kişileri inceler dosyayı. Ondan sonra mühendislik titri verir size. Üniversite vermez. Yani sadece Ben üniversiteden mezun olmak yetmiyor. Hayır. Ben hoca olduktan sonra, 10 sene sonra oldum mühendis. Önce başvurmadım. Dekan dedi başvurmak zorundasın. Çünkü mekatronik bölümünün başkanısın. Odadan geldiler. Ya nasıl olur? Çok iyi bir bölüm ama başkanı bize kayıtlı bile değil. Tabii beni sınavlardan sokmadılar. Ama hukuk sınavından soktular. Hatta dekan hala gülüyordu. O zaman çok gülmüştü bana. Ya dedim, ben iş hukukunu öğrendik biz şeyde. Mantıklı şeyler. Şöyle bir baktım soruyor. Her şey mantık gittim çaktım. Dedim o zaman vazgeçtim ben ya. Çünkü benim zaten imza atacak bir şeyim yok. Yani bir zorunlu değilim yani. Mühendis odasına kayıtlı. Dekan ya dedi. Sonra Mühendisler Birliği Genel Sekreteri. Ya hocam dedi yapmayın etmeyin. Bir defa okuyun ya dedi. 2 saatlik bir şey okudum. 95 aldım geçtim. Kayıtlıyım ama hiç kullanmadım imzamı. Anladım. Şimdi bir de odaların şöyle bir gücü vardır burada. Mahkeme gücü vardır odaların. Örneğin bir buhar kazanı. Makine mühendisinden vereyim. Buhar kazanı dizayn etti mühendis. Orada hata yaptı. Kazan patladı. Bir kişi öldü. Buna mahkemeden önce oda bakar. Odanın mahkeme gücü vardır. Ve o kişiyi hatalı bulursa mühendislik lisansını iptal edip ömür boyu mühendisten men edebilir. Mahkeme gücü vardır yani odanın. Bu kanunen bir güçtür. Yani hukuki bir gücü vardır. Bu odaların verdiği kararlara birisi gider mahkemede itiraz edebilir tabii. Ama yine odaya gider. Odanın bunca değişik bir komite, mahkeme bir boşluk bulduysa kararda ancak o zaman odaya der ki bir yeniden bakın. Ayrı bir komite kurun, yeniden bakın. Son söz odanındır. Odalar çok güçlüdür. Bir farkı daha, odalarda hiçbir zaman partiye göre odalar ayrılmaz. Anladım. Kesinlikle. Hiçbir alakası yoktur partiyle. Tamamen meslek odasıdır. Korkunç güçlüdür. Ne diyorum? Yani kanun hükmünde karar verebilecek kadar güçlüdür odalar. Odaya kayıtlı olmayan hiç kimse insan hayatını etkileyecek bir projede çalışamaz, imza atamaz. Kanundan yasaktır. Harika. Peki hocam, ben çok teşekkür ediyorum gerçekten size. Çok güzel bir sohbet oldu. Herkes çok yararlanacak. Belki son sözleri alabiliriz. Ondan sonra da veda eder kapatırız.
Make mühendisliği ülkenin kalkınması açısından şu anda en önemli meslek olarak görüyorum. Tabii tüm mühendisler önemli ama makina, elektronik ve bilgisayar şu anda Türkiye için en elzem, en kritik mühendislik alanları. Neden derseniz, Türkiye, örneğin kendi konumdan söyleyeyim, Türkiye tezgahların çoğunu dışarıdan ithal ediyor. Türkiye'de CNC yapılmıyor. Servo sürücüler çok az sayıda yapılıyor. Ki bu teknolojinin beynidir. Ve bunu yapmak için de çok iyi makine mühendislerine, bilgisayar mühendislerine ve elektronik ve elektrik gücü yapan mühendislere ihtiyacımız var. Ancak bu şekilde makine sanayinde Türkiye ileri ülkelerin arasına katılabilir. Eğitimde, endüstrideki çalışmalarda çok önemli o konuda. Teşekkür ederim. Biz de size çok teşekkür ediyoruz hocam. Katıldığınız için çok değerliydi gerçekten tüm bilgiler. O zaman son söz şunu söyleyelim. Mühendisin gücü, geleceğin gücü diyoruz. Evet, aynı fikirde. Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'i sona erdi.